Kur'an'a aykırı bir şeyi bana dayatırsanız hayat olsa teperim. Hayat olsa kabul etmem. Ya da haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı. Zalim babam da olsa, mazlum düşmanım da olsa. Benim ne yaptığımı Allah biliyor. Ben halkım için savaşıyorum. İnsanların ne düşündükleri umurumda değil. Füze fırlatabilirler. Dünyadaki en büyük nüfus stoğu Çin ve Hindistan'da. Çin'in mutlaka cezalandırılması lazım Amerika açısından, o oradaki dolarların geçersiz kılınması için. Ya mutlaka hır çıkartması gerekiyor Amerika. Yani şöyle, ben bu işi kan dökmeden yapmak istiyorum. Bana biat edin diyor. Ama kan da dökecek. Ama diyor. Dökeceği adresleri de söylüyorum. Evet, zaten Hindistan, Pakistan. Gergin tuttu her yer. İran, Türkiye'yi teslim olarak, rol model olarak İslam dünyasına kullanmak istiyor ve bu konuda çok başarılı. Ben başarısızım. Müslüman toplum hala olayın vehametinin farkında değil. Yani bizim hocalarımız, tarikatlarımız, ilahiyatçılarımız bu işlerle ilgilenmiyorlar. Ondan daha ciddi işleri var. Ama siyaset, bürokrasi, akademi büyük ölçüde uluslararası sistemin bugünden değil dünden gelen derin bağları var. Ve ses çıkmıyor. Yani Cumhurbaşkanı bir ifade kullanıyor. Onu nasıl önüne koyuyorlar? Diyor ki bir dijital diktatörlüklere karşı çıkacağız. Evet. Ama hemen arkasından 5G'yi söylüyor, siber şehirleri söylüyor. Dijital köleliğin... Dijital faşizme karşıyız diyor. Dijital faşizme karşıyız diyor. İkinci cümle, benim dijital köleliğim için yolları döşediğini ifade eden, anlama gelen bir başka cümle kuruyor. Bu nasıl oluyor?